Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Time Package'ını incelemeye başlayacağız. Time Package'ı Go içerisinde birçok farklı amaçla kullanılan, aslında programlamada birçok farklı amaçla kullanılan bir gereksinim diyebiliriz. Bununla ilgili birçok şey yapacağız. Time Package ile ilgili basitten ileri seviyeye doğru aslında farklı uygulamalar içerisinde de bu pakete bazen değiniyoruz. Mesela bir random değer üretirken o anki zaman bilgisini alıp onun üzerinden bir random bir değer üretme ya da bir uygulamanın uyutulması, bu Go programlama dili kursu içerisinde de aynı şekilde farklı amaçlarla kullanımları mevcut, trade'lerin yönetimi vesaire, bazen uygulamanın bekletilmesi gibi işlemler yapılabiliyor ya da mesela performans benchmark dediğimiz bu performans testlerini de aynı şekilde basit anlamda zaman yönetimiyle yapıyoruz. Bir uygulamanın başlangıç anındaki çalıştırılma anındaki o anın milisaniye cinsine kadar verisini alıyoruz. Ondan sonra o işlem bittikten sonra da zaman bilgisini tam olarak alıyoruz ve bunların ikisinin arasındaki farkı alarak biz bir uygulamanın performansını anlayabiliyoruz. Ya da bir başkasıyla bunu karşılaştırabiliyoruz. Aynı amaç, aynı hedef diyelim ama farklı kodla yazdığınız iki uygulamanın testinin yapılması gibi. Şimdi bu videoda sadece basit bir şekilde bu package'ı kullanacağız. Çok üzerinde durmaya gerek yok diğer detayların. Farklı videolarda inceleyeceğiz. Burada ekrana bir değer yazacağım. Burada şu anki Unix zamanı almak için bir string veri oluşturdum. Bunun için Unix zamanı nedir sorusunu sorarsanız eğer şöyle kaydedeyim ben alttaki kayıt 2'dir. Unix time nedir? Bunu Wikipedia üzerinden rahatlıkla bulabilirsiniz. Unix zamanı nedir? Unix zaman 1 Ocak 1970'ten beri geçen saniye sayısına denilen sayısal veri tipidir. Ve diğer detaylar, işte belli bir tarihten sonra bu 11 haneye yükselecek ama şu an için 10 haneli gibi. Şuradaki Wikipedia linkinden ulaşabilirsiniz. Biz mevcut Unix zamanını bulacağız. Şimdi time package üzerinden now, yani şu anı almak için kullandığım now function'ı üzerinden nokta diyerek ben Unix zamanını istiyorum burada. Unix time'ı. Ondan sonra diyorum ki time'ı, yani zamanı, uygulamayı bir süre geciktir. Ne kadar? Time'ın second'ı çarpı 2 kadar beklet. Ondan sonra aynı işlemi tekrar yap. Aslında burada mevcut zamanı alıp ondan sonra birkaç saniye bekleyip uygulamayı bekletip sonra tekrar zaman alma işlemi yapıyorum. Temelde hedefimiz bu. Amacımız nasıl çalıştığını görmek. Şu anki zaman birkaç saniye bekledi orada. Ondan sonra şu anki diğer zaman aldı. Mesela bakın burada farklı olan tek kısım sondaki 5 ve 7'ler. O kadarlık bir bekletme yaptık. Mesela ben bunu 20 yaparsam. Şu an 40 diyelim. Ondan sonra bize bunun sonucunu bu sürenin sonunda getirecek. Çünkü şu an halen burası çalışıyor. Uygulama çalışıyor. Şurada sadece sleep ile uyutuldu uygulama. Bu özellikle trade mekanizmaları kurarken, uygulama tamamlandı bu arada. Trade mekanizmaları kurarken bazen uygulamaların bekletilmesi, birbirine beklemesi amacıyla uygulamanın uyutulmasını sağlamak isteriz. Go'da da bunu time içerisindeki sleep function ile yapabiliyoruz aynı şekilde. Bu bir standart kullanımdır aslında farklı programlama dillerinde de. Burada da onu yaptık ve gördüğünüz gibi basit bir şekilde
time package'ının nasıl en temel anlamda kullanacağını görmüş olduk.